Sayın Başkan, bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz tabii çok etkilendik bundan. Haber değeri çok yüksek olduğu için. Fakat biz bunu Aziz Yıldırım'dan duyduk önce. Hatta siz tepki gösterdiniz. Dediniz ki ya biz şampiyonluğa doğru gidiyoruz. İsmail Kartal'a da haksızlık bu dediniz. Şu mu doğrusu? Şöyle. Yani Aziz Yıldırım mı önce o duyurdu da fakat siz o arada görüşüyordunuz fakat şimdi kritik bir dönem olduğu için söylemediniz. İki tane nokta var burada. Bir tanesi bizim iş yapış şeklimiz. Biz hiçbir şey imzalamadan açıklamayız. Futbolcular için de geçerli. Açıklayacak da imzalayacak da durumumuz yoktu. Demin anlattığım sebeplerden. Biz bu işi pişirdik. Ve hane yapmaya karar verip vermeme zamanına kadar bir noktaya getirdik. Şimdi biz daha önce görüştük. Biz açıklamadık diye, o ilk açıkladı diye, o ilk görüştü diye bir şey yok. Hatta kendisi anlaştım dedi. Anlaştım ne demek? Başkan olsam gelecek demek. Hayır, anlaştım demek el sıkışmak, imza atmak, menajerlik sözleşmesini yapmak sadece hoca değil. Mesela dünkü konuşmasında diyor ki ben 15 milyon teklif ettim, anlaştık, menajer için daha görüşmedik. Transfer komple bir transferdir. Menajerle anlaşamazsan, hocayla anlaşırsın, bazen transfer olmaz evet. Menajerle anlaşamadığın için. Dolayısıyla biz her zaman yaptığımız gibi işi pişirdik, bitirdik. Ondan sonra açıkladık. Beklediniz o zaman siz. Yani şampiyon olmayacağını... Onlar da bizi bekledi. Onlar da bizi bekledi. Dolayısıyla Fenerbahçe boyunun aklına yatmıştı. Fenerbahçe'de çalışmak istediği yönetim tarzı, şekli olarak da bizi tercih etti. Şimdi Aziz Yıldırım tarafı şunu söyledi. Sayın Başkan, işte biz bunu gündeme getirdik. Fakat Ali Koç bunu işte adeta çalım attı da geldi diye. Hatta bizden izin aldı dediler. Gerçi Jose Mourinho bunu yalanladı. Ama bunu sizden de duymak isterim. Bu da dünkü gazete. Şimdi Fenerbahçe'ye imza atmak için Aziz Yıldırım'dan onay almadım dedi. Bir açıklama yaptı. Şimdi onların ne yaptığı beni o kadar ilgilendirmiyor. Ancak bizim anlaştığımız ortaya çıkınca Sayın Aziz Yıldırım şöyle bir söylemde bulunmuş. Demiş ki evet sanırım karşı taraf anlaştı. Mourinho da bana sordu. Ben de imzalayabilirsin dediğim gibi mealinde bir şey söylemiş. Ben de şaşırdım. Teyit etmek istedim doğru mu diye. Olabilir. Niye olmasın? Ben hoca güldü. Şiddetle de reddetti. Hatta basın toplantısında ben kimsenin izni almam vesaire vesaire dedi. Orada yaratılan intiba o adam bizim adamımız. Bizim için Fenerbahçe'yi tercih etti. Ama başkasıyla anlaşırken de bizden onay aldı, havası yaratı. Bu da gerçekleri yansıtmıyor ne yazık ki. Ama çok şükür bugün 2018'de aldığımız Fenerbahçe hayatta Mourinho'yu falan düşünemezdi. Aklın ucundan bile geçiremezdi. 2018'de aldığımız Fenerbahçe Şimanski'ye, Cengiz'e paraları vermeyi transferde, Tadic'e, Ecin, Ceko'ya transfer ücreti olmasa da bu maaşları vermeyi falan hayal edemezdi. Dolayısıyla 6 senede kulübümüzün finansal sorunlarını çözmesek de nefes alabilir hale getirdik. İstediğimiz noktaya daha yolumuz var ama hiç olmazsa önümüzü görebiliyoruz, nefes alabiliyoruz ve finansal yapımızın iyileşmesiyle paralel olarak takımımızda ne kadar kuvvetlendiğini görebiliyorsunuz son 2 senede yaptığımız hamlelerle. Şimdi bugün geldiğimiz nokta itibariyle helvayı yapacak en iyi malzemenin bizde olduğunu düşünüyoruz. Biraz daha yeni malzeme alacağız. Oyuncu. Ve Allah'ın izniyle de en iyi helvayı biz yapacağız. Zaten sözü.